Aziz kardeşlerim, Allah-u Teala içimizden bizim gibi insan olan birisini bize peygamber olarak gönderdi ki biz insan olarak onun üzerinden Allah bizden ne istiyor, nasıl kulluk istiyor, bunu anlayabilelim. Allah bizim gibi bir insan değil de bir meleği bizimle konuşmak, bizi eğitmek üzere gönderseydi, bugün yaşadığımız Müslümanlığı büyük oranda o melekten biz öğrenemeyecektik. Bir meleğin yaptığını yapmak, anlattığını anlamak bize zor gelecekti. Allah rahmeti ile muamele buyurup bizim içimizden bir insanı bize peygamber olarak gönderdi. Babası vefat etmiş, annesi ölmüş, öksüz bir yetimi insan halinden anlar, insanın meşakkatlerini kendisi de bizzat yaşamış bir insanı Allah peygamber olarak aramıza gönderdi. Biz de ondan din öğrendik. Dinin nasıl yaşanacağını ilk örnek olarak da onun üzerinde gördük. Bir insan bir babanın evladı ile konuştuğu şefkati ve merhameti çok rahat bir şekilde Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'de bulabilir. Bir evladın babayı dinlediği gibi dinlemek isteyen Peygamberimiz'de o baba şefkatini, baba ciddiyetini nasıl istiyorsa o şekilde bulabilir. Bir arkadaşla konuşmak isteyen Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'i bir arkadaş gibi karşısında bulabilir. Bir eş olarak konuşmak isteyen, erkeklerin dilinden peygamber öğrenmek isteyen, onu iyi bir erkek, bir koca gibi dinleyebilir. Kadınları kadınlardan daha iyi anlayan bir peygamber görmek isteyen de sevgili Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'e kulak vermesi halinde kadınları kadınlardan iyi anlayan, tarif eden, merhamet eden bir peygamber bulabilir. Bugün bizim Müslümanlar olarak belki de en çok muhtaç olduğumuz şey Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'i içimizden biri, bizim gibi bir insan, dilimizden anlayan birisi, bize merhameti bizden fazla olan bir peygamber olarak dinleyemiyor oluşumuzdur. Onun Türkçe değil Arapça konuşmasını aramızda bir engel kabul ediyoruz. Birisi tercüme etsin de dinlesin diyoruz. Tercüme sorununu hallettiğimiz zaman bu sefer karşımıza suni, uyduruk, bürokratik, gereksiz bir perde geliyoruz. Allah Kur'an-ı Azimuşşan'da size içinizden birisini peygamber olarak gönderdim buyuruyor. Sizi meşakkate sokmaktan şiddetle kaçınan bir peygamber olarak gönderdim diyor. Size karşı merhametli ve nazik bir peygamber olarak gönderdim buyuruyor. Ama biz devlet adamını dinler gibi peygamber dinlemeye kalkıyoruz. Bizim içimizdeki hocalık makamını oturtanlar, oturtulanlar,
alim deyince yanına yanaşılmaz, şeyh deyince etrafında dolaşılmaz, büyük adam deyince etrafında küçücük kaldığımız insanları hayal ettiğimiz gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi de konuşsa anlasam bile anlamamışımdır muhakkak ben. Bu üç dedi, dört dedi, beş dedi diye o sayarken ben o rakamları anlasam dahi anlamamışımdır muhakkak. Ben anlayamam. Peygamberi anlayamam muhakkak. Hele bir anlayana sorayım diye gereksiz, bürokratik, suni perdeleri Resulullah ile aramıza koyduğumuz için konuştuğunu anlasak bile anladığımıza inanmıyoruz. Güya ondan ürküyoruz. Makamından ürküyoruz. Halbuki bu ürkme gerçek olsaydı sünnetine aykırı bir hareket yaparken, onun sünnetini ihmal ederken kalp krizi geçiriyor olmamız lazımdı. İş onun sünnetine aykırı davranmaya geldi mi korkan ürperen yok. Ama saygı kılıflı uzak kalmaya gelince mazeret hazır.